Sizce bu saldırıların hocam, bu saldırıyı nasıl yorumlarsınız? Burada direkt olarak İsrail'in Hizbullah silah deposunu hedef alması ve bu bölgedeki şu an son sıcak hedefler. Şimdi Merve, yani kaç zamandır aslında Gazze Savaşı başladığından bugüne kadar çatışmalar genel itibariyle düşük yoğunluklu. Yani Hizbullah tüm potansiyelini kullanmıyor. Kendisi belki kullanma kararlılığını deklare ediyor. Fakat Hizbullah'ı bu konuda ikna eden dış aktör olarak İran'ı görmek lazım. Günü gelecek. Yani İsrail'e tam kapasite cevap vermenin günü gelecek. Şimdi Aksa tufanı hemen patlak verdikten kısa bir süre sonra Hasan Nasrallah basın toplantısı düzenledi. Orada da İsrail'e unutamayacağı bir acı yaşatacağız dedi ve değişik aşamalarda aşağı yukarı tüm basın toplantılarında benzer ifadeler kullandı. Taraflar arasında zımni olarak, örtülü olarak çatışmayı belli bir dozaj, belli bir düşük yoğunluk içerisinde tutma konusunda mutabakat sağlanmış durumda. Tabii ki teknolojiye hakim olanlar, teknolojiyi karşı tarafın hareket kabiliyetini sınırlandırmak için güçlü biçimde kullanıyorlar. İsrail hem kendisinin hem de ABD ve öteki müttefiklerin yüksek teknolojiyi, istihbarat ve gözetleme, işte o faaliyetleri kanalıyla Hizbullah'ın Lübnan'da nerelere konuşlandığını, ne tip faaliyetler yapabileceğini anlamaya çalışıyor. Hizbullah da tabii ki hepimiz biliyoruz eski Hizbullah değil. Olağanüstü ölçüde hem savaşçı sayısı arttı hem yüksek teknolojiyi kullanma yeteneği arttı. Şimdi 2 hafta kadar önce Hizbullah İsrail'in bir takım bölgelerinin video kayıtlarını yayınladı. Yani zımni olarak dedi ki bakın sizin işte kent merkezlerini, komuta kontrol merkezlerini, limanları, askeri bölgeleri, sivil halkın yaşadığı yerleri her taraftan fotoğraf var. Ve buralara sizi olağanüstü ölçüde tahrip edecek bir saldırı yapma potansiyelimiz var. Yani bu anlama geliyor bu videonun yayınlanması. Dolayısıyla yaklaşık işte 317. günde miyiz bugün? Yani işte 11. 318, aya, evet. 11. aya doğru gidiyoruz. Hala buradaki çatışma düşük yoğunluklu ve Evet. Netanyahu birkaç kez Gazze'de tıkandığı zaman yeni hedef Hizbullah. Artık tanklar işte namlularını Hizbullah'a doğru yöneltecekler. Zırhlı muharebe araçlarıyla konvoy yaptı Lübnan sınırına doğru. Bunların hepsi blöf çıktı. Yani orayı işgal edecek değil ve zaten daha önce değişik dönemlerde Lübnan'ın güney bölümünü İsrail işgal etmiş Evet. esasen baktığımızda. Yani orada belli süre tutundu ve orada kalmanın ne tip bir maliyeti olduğunu da biliyor. Mesela en bilindik olanını ben söyleyeyim. Filistin Kurtuluş Örgütü Beyrut'ta konuşlanmıştı. Yasser Arafat işte onun lideriyken 1980'lerin başında ve İsrail FKÖ Beyrut'tan ayrılana kadar İşgali sürdürdü. operasyon işgal devam Değil edecek. mi? Ayrılmaya zorladı ve Filistin Kurtuluş Örgütü de yani bu Lübnan'daki diğerlerinin de çok negatif etkilenmesini dikkate alarak oradan Tunus'a taşındı. Evet. Ama barış sürecinde de tekrar Ramallah'a, Batı Şeria'ya geldiler. Mesela o dönemde işgal etti. 2000'li yıllarda yine sınırlı bir süre, birkaç yıl işgal etti. Yani Lübnan, İsrail bakımından bilinmedik bir Coğrafya coğrafya değil. değil. Değil, evet. Bir başka şey, kara kuvvetiyle mevcut koşullarda önceden yaptığı işgali şu an yapamaz. Yani Hizbullah Evet. eski Hizbullah değil. Evet. İran güçlü biçimde yani olağan destekçi İran. Başkaları da olabilir. Evet. Mesela Arap coğrafyasında bir takım petrodolar zengin ülkeler kaynak tahsis etmiş olabilirler. Hepsini bilmemiz mümkün değil. Fakat tüm destekçi olarak perde gerisinde İran gözüküyor. Hocam, Yani hemen toparlayın bitireceğim. evet çünkü. İran'da yani dünyanın işte doğal gaz rezervi bakımından ikinci ülkesi, petrol bakımından 7. sırada petrol rezervi bakımından. Evet,
yaptırımlar var. Bazılarını istediği gibi uluslararası piyasalara ihraç edemiyor. Fakat oralardan elde ettiği gelirleri güçlü biçimde bu mukavemet yani direniş cephesinin takviyesinde kullanılıyor. Evet, benim kanaatim düşük yoğunluklu olarak bu savaş devam ediyor. Diyorsun. Biraz enine boyuna konuşacağız hocam. Sizi kesmeyeceğim. Bugün Mesut Hakkı Caş'ın da yok. Merak etmeyin. Hiç sıkıntı yok. Mesut Hoca'nın kulakları çınlasın. Ne Kemal Hocam sizi keser, ne Murat Hocam, ne de ben de dokunmayacağım size. O yüzden size bol bol anlattıracağım ama önce bir sıcak bölgelere gidelim. Atay'ı da bekletelim biraz çünkü duruma göre tekrar dönebiliriz ama önce ben bir Tel Aviv'e gideyim. Çünkü Tel Aviv'de direkt olarak artık Tel Aviv merkezinin hedef alındığını görüyoruz. Önce işte biliyorsunuz tekrar hatırlatayım bilmeyenler için. Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam bugündü, pazartesiydi. Bir füze saldırısı gerçekleşti Hamas tarafından. Hatta dedik ki acaba ateşkese mi bir yerde zorlansın diye bu direkt olarak hedef alınıyor. O füzeler denize düşmüştü ama dün işte bir patlama gerçekleşti. Tel Aviv'de de bir olağanüstü hal var şu anda. Nedir son durum? Hemen sözü Halil İbrahim Uğur'a bırakacağım. Merve Tepe, öncelikle iyi yayınlar dilerim konuklarımıza birlikte. Tabii ki bir tarafta teyakkuz halinde bir Tel Aviv görüyoruz ama bir tarafta da sosyal hayatın devam ettiğini burada gözlemleyebiliyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi iki füze gönderilmişti Han Yunus tarafından. Bir tanesi İsrail'e ulaşmamıştı, diğeri de denize düşmüştü ama dün yaklaşık 24-25 saat öncesinde tabii ki Tel Aviv'de yeniden bir alarm düzeyine geçildi. Çünkü şiddetli büyük bir patlama meydana geldi. İlk olarak bir kamyonda patlama geldiği ifade edildi. Bir adli olay olarak lanse edilmişti aslında. Sonrasında yaklaşık bir saat sonra acaba terör saldırısı olabilir mi şeklinde bir ekiplerin, buradaki yetkililerin açıklaması olmuştu. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma, inceleme yapılacak denmişti ve sonrasında da aslında bizler olay yerine gidip orada canlı yayın yaptığımızda bir görgü tanığı orada bir kişinin çantayla yaklaştığını ve ardından da taşıdığı o bombayı infilak ettirdiğini söylemişti. Bizim yapmış olduğumuz bu yayın sonrasında yaklaşık 15 dakika sonra da istihbarat servisi o kişinin, yani bombayı infilak ettiren kişinin fotoğrafını paylaşmıştı ve terör saldırısı olduğu ifade edilmişti. Şimdi bizler Tel Aviv'deyiz. Tel Aviv sokaklarını da ekranlara getirmeye çalışacağız. Çünkü bir tarafta tabii ki dünkü yaşanan saldırının burada bir korku ve paniğe neden olduğunu ifade etmiştik ama diğer taraftan da görmüş olduğunuz gibi sosyal hayatta burada devam ediyor. Tabii ki Türkiye'de böyle boş cadde görmek mümkün değil ama ya da Türkiye'nin herhangi bir noktasında böyle boş caddeleri görmek mümkün değil ama artık biz burada bu manzaralara alıştık. Çünkü hava karardığı andan itibaren işte sokaklar bu şekilde boş kalıyor ve ana arterlerde, yani Hayfa'dan Tel Aviv'e, Tel Aviv'den işte Doğu Kudüs'e giden yönlerde yollarda kalabalık oluyor ama diğer taraftan da işte böyle sessiz bir şehir karşımıza çıkıyor. Tabii ki bir tarafta müzakere görüşmeleri devam ediyor. Çünkü İsrail bu anlamda henüz Tahran'dan göndermiş olduğu heyeti tekrar ülkeye, İsrail'e çağırmadı. Orada onlar beklemeye devam ediyor. Bir taraftan da tabii ki Amerika'nın bu noktada başlatmış olduğu Orta Doğu ziyaretleri var. Onlar da yine oldukça önemli temaslar tabii ki. Ama masada tabii ki 15 Ağustos ve 16 Ağustos'ta masaya oturulmuştu. Hamas masada yoktu ama diğer taraftan baktığımızda tabii ki İsrail'de masada aslında birbirinden farklı isteklerle, taleplerle orada aslında gündemi değiştirme adına ya da süreci tıkama adına sürekli şartları yeniliyor, güncelliyor. Dolayısıyla Hamas'ın kabul etmeyeceği düzeye getiriyor. Tabii ki bu noktada da Netanyahu'ya burada İsrail'de tepkiler de var. Çünkü İsrail'deki insanların tek derdi, tek gayesi rehinelerin tekrar ülkelerine dönmesi. Dolayısıyla şu ana kadar dönmesi noktasında
Netanyahu'ya halk tarafından yapılan çağrı, yani ılımlı bir politika, olumlu bir politika yürütmesi adına müzakere sürecinde bu henüz gerçekleşmedi. Dolayısıyla şu anda insanlarda da tabii ki gergin bekleyiş devam ediyor. Bizler burada Tel Aviv'de bir taraftan gelişmeler takip ediyoruz, bir taraftan da tabii ki insanların buradaki normal hayatlarını gözlemlemeye devam ediyoruz Merve Tepe. Teşekkür ederim. Tel Aviv'e mi? Evet, buyurun hocam. Bu arkadaşımıza, Halil İbrahim'e. Şimdi İsrail'de halk geceleri konutlarda, evlerde mi yaşıyor, sığınaklarda mı? Birinci sorun bu. İkincisi, Netanyahu karşıtı gösteriler, işte rehin ailelerinin, savaş karşıtlarının, İsrail'in çıkarlarına zarar verdiğini düşünenlerin ve hatta parti içerisinde daha başkalarının da katılımıyla gösteriler belli dönemlerde tırmanmıştı. Şimdi gösteriler bu son dönemde, gerilimin arttığı dönemde eski dozajını koruyor mu Tel Aviv'de, Kudüs'te? Tanık olduğunuz bu şekilde baktığınızda eskiye kıyasla gösterilerde azalma mı var, artma mı var? Saldırı tehdidinin nedeniyle mi azalma meydana geldi? Evet, teşekkür ederim. Hocam şöyle açıklayabilirim. Özellikle hafta sonu tatilleri, biliyorsunuz İsrail'de resmi tatil günleri cuma ve cumartesi, işte o günlerde insanlar daha az, geçmişe nazaran daha az dışarıya çıkıyorlar ve toplu alanlarda bulunmak istemiyorlar. Dolayısıyla İran'dan ya da Lübnan'dan gelecek misillemeden korku ve endişe duyuyorlar. Dolayısıyla kalabalık ortamlara girmiyorlar, kalabalık ortamlardan uzak duruyorlar. Dolayısıyla bu da tabii ki buradaki normal hayat standartlarını değiştirmiş durumda. Çünkü insanlar restoranlara dahi çok fazla gitmediği yönünde bir araştırma yapıldı. O istatistiklere göre insanların restoranlara gitmesi, alışveriş merkezlerine gitme oranında %50 azalma yaşandığı bu noktada tespit edildi. Yine insanlar evlerinde, sığınaklarında değil ama sığınaklarına da bir taraftan hazırlık yapıyorlar. Çünkü İsrail hükümeti tarafından olumsuz bir tabloya, olumsuz bir senaryoya karşı hazır olunması noktasında insanlara çağrı yapıldı. İnsanlar da bu noktada sığınak ya da kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlarda stoklamalar yapmaya başladılar. İşte hazır yiyecekler, yani konserve, turşu, mısır gibi ürünler almaya başladılar ki bunların satış oranlarında yükselme yaşandı. Yine sakinleştirici ilaçlar almaya başladılar. Yine alkol tüketimi burada biliyorsunuz oldukça yüksek. Alkollü içeceklerin alınıp stoklanması noktasında da yine satışlarda artış olduğu yönünde istatistikler var. Diğer taraftan da tabii ki insanlar toplu alanlarda bulunmak istemiyorlar. Bir taraftan da özellikle bugün, dün akşamdan itibaren aslında Hamas, biz Tel Aviv'de bir saldırı gerçekleştirdik ama bunun devamı gelecek denildi. Dolayısıyla gelen fotoğraflarda toplu taşıma araçları da görünüyor ki yanımda az önce tramvay da geçti. Tramvayda da yine kalabalık insanları görmüyoruz, daha az insanları görüyoruz. Yani insanlar burada bir tramvayın içerisinde belki de 50 kişiyi geçmeyecek sayıda insanlar var. Dolayısıyla bir taraftan da insanlar tedirgin olmaya devam ediyor. Cumartesi günü akşamları biliyorsunuz İsrail'de Netanyahu'ya karşı, İsrail hükümetine karşı protestolar gerçekleştiriliyor ki baktığımızda aslında Haziran ayında İsrail hükümetini protesto eden en fazla kitle olarak tarihe geçmiş bir gösteriden bahsediyoruz ama tabii ki şu anda onun da sayısında, yani katılım oranında azalma yaşandığını görüyoruz. İşte geçen hafta 20 bin civarındaydı. Tabii ki bu benim tahminim ama bu hafta yapılan, yani iki gün önce yapılan protesto gösterilerinde Doha'daki görüşme süreci devam ettiği için aslında biraz daha katılımın yüksek olduğunu gözlemlemiştim. Yani 20 binse bir önceki hafta, bu hafta 22-23 bin bandında insanın olduğunu tahminen söyleyebilirim. Ama diğer taraftan da tabii ki her köşede, her boş alanda, ağaçlarda, direklerde ya da boş alanlarda tabii ki İsrailli esirlerinde şu anda fotoğraflarını görüyoruz ve o esirlerin serbest kalabilmesi için de Netanyahu'ya yönelik sloganlar var. O sloganlar bir kenarda dururken yine mesai bitiminde de ana caddelerde, ana bulvarlarda
Yani 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa STK'lar tarafından ya da bireysel olarak da hep o esirlerin var. Fotoğraflarını, afişlerini ellerinde tutan insanlar var. Onlar da yine her akşam aslında farklı farklı noktalarda yine bu çağrıyı yapmaya devam ediyorlar. Ama tabii ki sayısıyla ilgili geçmişe oranla bir kıyaslama yapmamız söz konusu değil. Çünkü çok çok daha altında. Eskiden emniyet tedbirleri de çok yüksekti ama bu hafta hemen hemen hiç emniyet tedbiri alınmadı da diyebiliriz. Önceden zırhlı araçlar da katılıyordu, o gösterilerin olduğu alanlarda görevlendiriliyordu. Yine atlı polisler de vardı ama şu anda onlar sahnede değiller. Evet, aslında ben de şunu ekleyeyim İrfan Hocam. Bu hafta biraz daha, mesela geçen haftaya kıyasla biraz daha fazlaydı. O da biraz şöyle yorumladık. Hani bu ateşkes görüşmeleri devam ediyor ya, bir yandan artık şu esir takasını kabul edin de bıraksınlar rehineleri gibi bir baskı olduğu için İsraillilerden Netanyahu'ya. Hani bu yüzden biraz daha aslında daha fazla olduğuna dair yorumlar da yapıldı. Halil İbrahim, bir de Kemal Hocam'ın sorusu var. Buyurun çok hocam. Çok kısa Merve Hanım, benim soracağım soru. Şimdi biz İsrail'in hareket tarzını ve belki de yakın gelecekte yapabileceği bir takım diplomatik ve askeri çabaları çıkartmaya çalışıyoruz. Sorum aslında bunun üzerine inşa edilmiş durumda. İki tane şeyi merak ediyorum. Bunlardan bir tanesi, en son yapılan seferberlikte 30 bin civarı bir askeri alım gerçekleşti. Ondan sonra herhangi bir örtülü ya da aleni bir seferberlik, sefer olma gibi bir şey var mı? İkincisi, halkın silahlanmasıyla ilgili bakanlar düzeyinde gösteri yapılmak suretiyle bir silahlanma seferberliği başlatılmıştı. Sivil halk. Bunda iki tane maksat olabilir. Biri kendini koruma, kollama, bir endişeye gark eder bu durum. Ya da oradaki özellikle Batı Şeria'da Filistinli halka karşı bir tekrar gasp, hırsızlık gibi bir metot geliştirme, yıldırma. Evet. Ve oradaki çok az miktarda olan Batı Şeria'daki Filistin halkını göçe zorlama. Yani bu silahlanmanın bu iki anlamı var. Hem silahlanmayla ilgili bir çaba görüntüsü var mı? Ya da kulağınıza bir şey geldi mi? Ya da seferberlikle ilgili yeni bir takım duyumlarınız var mı? Seferberlikle ilgili şöyle söyleyebilirim. Çok genç yaştaki insanların, yani gençlerin şu anda polis olarak ya da askere alındığı, yani profesyonel asker olma yolunda, ücretli paralı asker olma yolunda en genç insanların tercih edildi. Hatta yani bununla ilgili zaman zaman da eleştiriler de duyabiliyoruz. Çünkü Yahudiler arasında bulunan bütün gençlerin zorla da olsa ya da teklifle de olsa bu şekilde polis ya da asker yapıldığı yönünde bilgiler alıyoruz ki zira işte Savunma Bakanlığı ya da İsrail ana askeri karargahının o noktadan geçerken çok genç insanları görüyoruz burada. Erkek ya da kız olarak burada baktığımızda çok genç insanları görebiliyoruz. Yani 17-18 yaşlarındaki insanları da görebiliyoruz burada. Dolayısıyla şu anda tabii ki gençlerin de orduya dahil edilmesi noktasında bu yapılanmayı görebiliyoruz. Diğer taraftan silahlanma olayı, tabii ki şimdi bizler burada gazetecilik mesleğini yapıyoruz ama Gazze şeridine baktığımızda, İsrail'deki olaylara baktığımızda, yani oradaki insanlık dramını, oradaki sivil insanların öldürülmesi noktasında yaşanan olayları tüm dünyaya aktarma görevini üstlenen basın mensuplarının da burada hayatını kaybettiği olaylarını bir kez hatırlayacak olursak, tabii ki burada bizler de çok temkinli davranıyoruz. Çünkü insanların elinde uzun namlulu silah görmesek bile yine burada Yahudi insanların, Yahudi vatandaşların bellerinde tabancaları çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'de silah taşıyan insanlar biliyorsunuz gizlilik esasına göre taşır ama burada insanlar gözünüze soka soka silah olduğunu sizlere yansıtıyor. Bu da çok bariz bir şekilde görülüyor. Tabii ki aynı hassasiyet ya da aynı haklar buradaki Hristiyanlara tanınmıyor. Mesela Müslümanlara tanınmıyor. Tabii ki burada baktığımızda birden fazla dini inanış açısından gruplar görüyoruz ama tabii ki bu durum Hristiyanların da çok hoşuna gitmiyor. Onlar da bu durumdan muzdaripler hocam. Peki. Çok teşekkür ederim Halil İbrahim, değerlendirmelerin için, yayına katkı için. Çok sağ ol. Tekrar dönüşürüz.